Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbağ.com'un ve Kayseri Özelimi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum ve kandiliniz mübarek olsun diyerek söze başlamak istiyorum değerli dostlar. Biliyorsunuz Fenerbahçe'miz UEFA Avrupa Ligi B grubunda. Yani B grubunda rakip AYK Larnaka'yı perişan ederek 2-0 yenerek 7 puana yükseldi. Hani bir üst tura yükseldi demek istiyorum ama şimdilik erken. Yani şimdilik erken arkadaşlar. Ama Fenerbahçe'miz bu galibiyetle birlikte şahane bir olaya imza attı. Zaten maçın pozisyonlarını maç bittiği anda konuşmuştuk arkadaşlar. Maç özeti videomuzda hepsi var. Ama benim burada bu videoda değinmek istediğim bazı olaylar var. 1. Jesus'tan tam 6 değişiklik. Bakın Fenerbahçe'de Jorge Jesus Beşiktaş maçında Beşiktaş derbisine göre AYK Larnaka maçında 6 değişikliğe gitti. Ve Fenerbahçe bu rotasyonu hem mecburiyetten hem de farklı mecburiyetlerden yerine getirmiş oldu. Yani Serdar Aziz 1, Ferdi 2, İrfan Can 3, Cao Pedro 4, Valencia 5. Bunlar yedek soyundu. William Arao ise kadroya alınmadı. Maç öncesi canlı yayında belirttim arkadaşlar. Sakatlığı olduğu için alınmadı diye. Az sonra net açıklamayı söyleyeceğiz. Osayi, Alioski, İsmail Yüksek, Emre Mor, Rossi ve Michi Batshuayi ilk 11'de yerini aldı. İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Arda Güler ve Miha Zajc da yedekler arasındaki yerini aldılar. Biliyorsunuz yedeklerde de olmamıştı Zajc ve çok konuşulmuştu. Ama ben dün geceye ilişkin bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe için kusursuz bir gece. Tam manasıyla kusursuz bir gece. Niye? Futbolda Fenerbahçe AYK Larnaka'yı tokatladı 2-0. Basketbolda ise Bayern Münih'i 74-62 ile geçti. Yani Fenerbahçe hem futbolda hem basketbolda taraftarına muhteşem bir perşembe gecesi yaşattı. Avrupa'da muhteşem bir başarı elde etmiş oldu. Hem Fenerbahçe Beko'ya Türk Hava Yolları Euroleague'deki ilk hafta maçındaki galibiyetinden dolayı hem Fenerbahçe futbol takımına UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçındaki galibiyetiyle birlikte 7 puandan dolayı tebriklerimizi sunuyoruz. Bu arada Michi Batshuayi ve Rafael Mamas kendi kalesine atarak skor 2-0 yaptı. Fenerbahçe Beko'da da arkadaşlar burada var takımımız. Audi Dome'de oynanan mücadeleden 74-62 galip ayrıldı. Tonya Jekiri ürettiği 15 sayılı takımımızın en skorer ismi olmuş. Şimdi Fenerbahçe adına maçın adamı diyebileceğim o kadar çok kişi var ki. Hakikaten o kadar çok kişi var ki. İsmail Yüksek mesela. İsmail Yüksek basmadık yer bırakmadık diyor. Bakın Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek AYK Larnaka galibiyetinin ardından görüşlerini aktarmış arkadaşlar. Bir kere şunu söyleyeyim. Tartışmasız maçın adamlarından biri diyebilir miyiz? Deriz. Öyle bir futbol oynadı. Değerli bir 3 puan aldık. Lider olduk. Namağlup yolumuza devam ediyoruz. Sahada basmadık yer bırakmadık. Fenerbahçe formasına yakışır şekilde mücadele ettik. Takımımızla birlikte farklı bir seviyeye çıkıyoruz. Takım arkadaşlarımla birlikte istek, coşku, mücadeleyle harika bir galibiyet elde ettik diyor. Zor bir mücadele olacağını biliyorduk. Farkındaydık bu durumun. AYK Larnaka'yı tebrik etmek lazım. İyi mücadele ettiler, iyi oynadılar. Kendi sahamızda mağlup olmak istemiyor. Sonuna kadar mücadele ediyor. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Mücadele ise mücadele, oyunsa oyun. Taraftar da olunca farklı bir ambiyans oluyor ve galibiyet geliyor demiş. AYK Larnaka deplasmanı zor olacak ama kazanmaya gideceğiz. Bize yakışan bir oyun, mücadele sergilemek. Fenerbahçe'yi ve Türkiye'yi orada temsil edeceğiz diyor. Puanlar için orada olacağız. Önümüzde Karagümrük maçı var ligde. Şimdi onu düşüneceğiz diyor. Haklı. Perşembe günkü maç daha önemli. Rakibin kalecisi Kenan Piriç. Mesela Göztepe bu Kenan Piriç'i sadece 2 maç oynatıp doğru düzgün şans vermeden göndermiş arkadaşlar. Göztepe taraftarı çıldırıyor.
Şimdi Fenerbahçe tarafta da Diego Rossi diye çıldırıyor. Ya hocam yine kaçırdı şöyle böyle diye. Ben daha çıldıracağınız bir şey söyleyeyim mi? Rossi bu sezon 16 maçta forma giyiyor. Dakika süre bazlı bakmayın 16 maça. 7 asist. Yani Rossi diyor ki ben asist adamım diyor ya. Benden diyor şey olmaz diyor. Ne derler ona da? Benden golcü olmaz. Ben asistçiyim diyor. Yani asist adamıyım diyor. Ben aşk adamıyım diyor. Asist adamıyım diyor Rossi. yani taraftarımız da Rossi'yi bağrına basmış durumda. En azından oyundan çıkarken yuhalama falan olmadı. O beni sevindirdi arkadaşlar. Hakikaten bakın bunlar çok etkili şeyler. Batshuayi maç bitiminde diyor ki kendimi mutlu hissediyorum. Fenerbahçe'de 90 dakika oynadığım ilk maçımdı diyor. Tam 90 oynamadı yani 90'a yakın oynadı. Daha güçlüyüm. Hem bireysel hem de takım olarak özgüvenliyiz. Bana göre gücümüzü göstermemiz açısından bu çok pozitif bir durum. Şimdi geldik dediğe sahip çıkalımın sözlerine. Çok fakir dedi sokaklarda kalıyor. Dede çok güzel konuşuyor. Sokaklarda da kalmıyor. Jorge Jesus. Pardon Türkçe şey yapacaktık. Kazanmak önemliydi. Bugünkü maçı kazanmak bizi gruptan çıkmaya bir adım daha yaklaştırdı. İyi bir maç çıkardık. Yani 2-0 kazandık. Savunmada güvenli bir oyun sergiledik. Bugün 2-0 bitti ama 4-5 olabilirdi diyor. Katılmayan var mı? Yok, devam ediyorum. Yani 2 gol attık 4-5 olabilirdi. Bu da takım için iyi bir sinyal. Takımım şu anda çok özgüvenli. Daha iyi olmayı umuyoruz demiş. Türkiye ve Avrupa'daki hedeflerimize ulaşmak için her defasında daha iyi olmayı umuyoruz. Çok fazla kaleciyle karşı karşıya pozisyona girdik. Bireysel anlamda bunu geliştirmeliyiz. Daha iyi olmalıyız. Onun dışında kolektif anlamda çok iyi bir Fenerbahçe vardı diyor. Maç içinde taktiğimizde değişiklikler olabiliyor. Top bizdeyken geride 3, top bizde değilken 4 oyuncuyla oynuyoruz. Yani bize üçlü dörtlü diyemezsiniz diyor. Oyuncularım her geçen gün kendilerini geliştiriyorlar, gösterdikleri performanslar ve kaliteli bir oyunu oynarken aldıkları keyfi görmekten memnunum diyor. Miha Zajc'ı soruyorlar. Zajc'ın profesyonel anlamda hiçbir problemi yok diyor. Tercihler benim tercihim diyor. Yani sizler futbolcuları sadece maçlarda görüyorsunuz. Mustafa Hoca yine bildi. Hafta boyunca idmanlarda onların performansını ben görüyorum. Ben Yaşar Usta diyor. Oyuncuların antrenmanlarda gösterdiği performans benim seçimlerimde çok önemli diyor. Bakın. Haftalarca size bunu anlattım işte. Dedim ki ya arkadaş diyorsunuz ki şunu iyi oynamıyor, bunu iyi oynamıyor. Bu yüzden oynamıyor. Şu niye böyle? Bu niye böyle? İşte bu yüzden abi. Bırakın teknik direktör karar versin. Yo bizim alimler şeye bakarak, ismine bakarak, transfer marketine bakarak bu niye oynamıyor? Ya bu... Neyse devam edelim. Daha kötü durumda olan oyuncularımız var diyor. Mesela Buruma. Onu buraya ben çağırdım. Bakın Buruma ve Zaysa ilişkin neler söylüyor. Onu buraya ben çağırdım diyor bak. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Ben burada duyumu verdiğim zaman yok Ali Koç kendi getirdi. Yok Jesus hocamın da başını yiyecek diye. 3-5 tane sahte duyumcunun duyumuyla gaza geliyordunuz. Onu buraya ben çağırdım. Ve Avrupa Ligi kadrosuna alamadık. Çünkü bazı kararlar almamız gerekiyor demiş. Zajc niye oynamıyor? Arao'yu, İsmail'i, Crespo'yu o bölgede denedik. Mert'i de denedik ama Beşiktaş maçında sakatlandı. Ya bugün Miha Zajc'ı oyuna alacaktım. Mustafa Hoca yine bilecekti ama Arda'yı almaya karar verdim diyor. 17 yaşında çocuk taraftar da izlemek istiyordur diye düşündüm diyor. Sonra bana kızmayın hani Zajc girecekti. Az da olsa oynayacaktı diye. Allah'a çok şükür Jesus açıklamış da kurtuldum. Şimdi Buruma daha kötü durumda diyor. Bak ben istedim ben çağırdım olmadı. Ya bazı kararlar vermek gerekiyor. Bu kararları da veren benim diyor. Mert Hakan Yandaş ve Arao bir süre takımda olmayacak. Yine Mustafa Hoca bildi diyor. Arkadaşlar şimdi ben atıp tutmuyorum. Açın maç öncesi canlı yayınımızı. Orada ben açıkladım. Arao yok dedim. Sakattan da haberiniz yok mu dedim. Dediniz ki yok hocam sakatlık falan yok. Öyle bir şey söylemedi. İyi bakın dedim. Arao sakatlandı. Bir müddet bizimle yok. Yok dediniz. Bak ne diyor Jesus. Mert Hakan minimum 3-4 hafta yok. Arao'nun da kas yorgunluğu var diyor. Bir süre takımda olamayacaklar diyor. Yani kas yorgunluğu şöyle bir şey.
Ha, bu kadar yoğun takvimde bu tarz şeyler normal. Yani rotasyonu bu yüzden yapıyoruz ki oyuncular sakatlık limitine gelmesinler. Ancak her şeyi de kontrol edemiyorsunuz diyor. Değil mi arkadaşlar? Yani oyuncular sakatlanmasın. Bak, bunu da bana çok soruyorsunuz ya, hani hocam ya kas yorgunluğu nedir? Niye oynatılmıyor oyuncu? Ben de bunu anlatıyorum size ama inanmıyorsunuz. Bazen anlamıyorsunuz, bazen kızıyorsunuz bana. Yani niye böyle diye. Adam açık açık diyor, bak bu kadar yoğun takvimde bu tarz şeyler normal. Rotasyonu bu yüzden yapıyoruz ki oyuncular sakatlık limitine gelmesinler, hani o yorgunluk haline gelmesin. Ancak her şeyi kontrol edemiyorsunuz. Bak Arao böyle oldu diyor. Gruptaki favorileri soruyorlar. Gruptaki favoriler konusunda fikrim değişti diyor. Dinamo Kiev artık yok. 0 puanda kaldılar diyor. Jesus dedim, dalga geçiyor. Avrupa Ligi'nde çok fazla tecrübem var. Bu turnuvada 2 defa final oynadım diyor. İnşallah bizimle de oynarsın ve o inşallah biz de kazanırsın. Şimdi bilginiz olsun, Larnaka karşısında aldığımız galibiyetle 630 bin euronun da sahibi olduk. Ve bu sezon toplamda 8,3 milyon euro gelir elde ettik arkadaşlar. 8,3 milyon euro. Hani buruma üzerinden vurmaya çalışıyorlar ya. Alın size bu. Geçtiğimiz sezon Galatasaray küte pata, şansa, kadere, balığa bir şekilde gitti. Adı ne oldu? Bak Galatasaray Avrupa'da yoluna devam ediyor. Ulan Fenerbahçe kütür kütür top oynuyor be. Vicdansızlar. Kütür kütür top oynuyor. Şimdi Miguel Crespo. Crespo'yu scouting ekibi izlemeye geldi arkadaşlar bu maçta. Ben size bir soru sorayım. Gerçekten bak kafama takıldığı için soruyorum. Scout ekibisiniz. Crespo'yu izlemeye gelmişsiniz. Yanında İsmail Yüksek'i alır mısınız, almaz mısınız? Alırsınız değil mi? Yanında İsmail Yüksek'i de alırsınız. Şu anda var ya Fenerbahçe Crespo %98 pas isabetiyle oynamış. Bu büyüklük halis mi? Yani bu büyüklük halis mi? Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu videoda çok fazla duyum var. Anlayana çok fazla duyum var. Anlamayanlar için de kısaca baştan tekrar edeyim. 1. İsmail Yüksek scoutların listesine girer. 2. Crespo'yu izleyecek kulüpler vardı. Yani %98 pastan oynayan. Böyle bir hırs gösteren Crespo'yu herhalde yüzde isteseler verin diyeceklerdir. Arda Güler kısa sürede olsa oynadı. Arda duyumu tuttu. Zayst duyumu, Zayst da oynayacaktı ama oynatmadım, onun yerine Arda'yı oynattım diyor. Bu duyum da tutmuş oldu. Buruma'yı ben getirdim, ben istedim diyor. Bu duyum da gerçekleşmiş oldu. Zayst'ın bir problemi yok, kişisel tercih diyor. Bu duyum da gerçekleşmiş oldu. Bu arada çıkan kadronun da duyumu gerçekleşmiş oldu. Onu da belirteyim. Artı Arao'nun sakatlık, Mert Hakan'ın sakatlık. Bu duyumlar da gerçekleşmiş oldu. Bu duyumları da doğrulamış olduk. Çok şükür. Aynı şekilde Fenerbahçe Bayern Münih'i yendi EuroLeague'de. Çok iyi gidiyoruz. Karagümrük maçına da hazırlanıyoruz. Oyuncularımıza puan verelim. 6 ay. 10 üzerinden hani sadece bir tane top üstüne geldi. Şimdi 8 versem, 9 versem niye verdin diyeceksiniz. Ama 8 veriyorum. Huzuru bozmayalım. Osayi Samuel. Osayi'ye 7 veriyorum arkadaşlar. İşte bu yüzden oynamıyor. Son tercih sıfırın altında ya. Ya her şeyi iyi yapıyorsun, güzel yapıyorsun ama son tercihte rezil ediyorsun be Osayi'yi. Yani biraz gelişmesi lazım. Gustavo Henrique birkaç tane saçma hatası var. Kabul. Ama yine de onun üzerinden 8'lik oynadı. Salah'ı 10 üzerinden 9'luk oynadı. Bakın attığımız ikinci golde de Salah'ın bir nevi asisti var gibi. Ezgi Canaloski. Ben bugün 10 üzerinden 6 veririm. Çok beğenmedim. Çıkışları hatalıydı. Yavaşlık vardı. Pas tercihlerinde büyük hatalar yaptı. Ama takım savunmasına da katkısı yadsınamaz. 10 üzerinden 7 verelim. İsmail Yüksek 10. Gol, asist dışında her şey var. Aslında Emre Mor'a bir asisti vardı ama yendi. Miguel Crespo 10. Daha ne yapsın? Hani daha ne yapması lazım? Emre Mor 9. Bir de golünü atsaydı 10'du. Lincoln 10. Bence sahanın en iyisiydi. İsmail Yüksek de iyiydi ama ben bugün Lincoln'u daha çok beğendim. Bak hücuma daha yakın olduğu zaman daha kıpır kıpır. Batshuayi attığı golle birlikte 8. Golü atmasaydı 6'larda sürünürdü.
Ama sırtı dönük iyi top oynadı, iyi top çevirdim. Yani Fenerbahçe'nin hücuma yerleşmesinde çok büyük katkılarda bulundu. O da iyi oldu. Diego Rossi atamadığı golleri zaten atsa 10 üzerinden 10'du. Yaptığı asiste benden 8 puanı kapmış oldu arkadaşlar. Ama yani sizce Fenerbahçe'de yani kimi maçın adamı ilan etsem, yani kimi maçın adamı anketine koysam diye düşünüyorum. Hakikaten bak, yani İsmail Yüksek, Crespo, Lincoln, hani Salah'ı, Batshuayi ya da aklınıza kim gelirse bir de siz yorumlarsanız sevinirim. Oyuna sonradan girenler Serdar Aziz çok az kaldı puanlamayayım. Ferdi 72'de girdi. Bence onun üzerinden 8'lik oynadı. İyiydi. İrfan Can 72'de girdi. İrfan'ın da az kalsın asisti oluyordu. Bence o da onun üzerinden 8'lik oynadı. Arda Güler, Arda kısa süre girdi ama 10 veriyoruz. Yoksa linçlerler bizi. Kanala kimse abone kalmaz. Peki, şaka yapıyorum. Ama az kalsın gol atıyordu. Enner Valencia. Bence Valencia da 8'lik top oynadı. Oyuna sonradan girdi ama bayağı bir şeyler yaptı. Sonuç olarak Fenerbahçe kazandı. Bakın, Joshua King yok. Perez yok 2. Nazım yok 3. Serdar Dursun'u oynatamadın 4. Mert Hakan yok 5. Arao yok 6. Yani çok fazla Fenerbahçe'de eksik varken bu şekilde çıkıldı. Şu ana kadar son dönemde hep üçlü savunma oynarken birdenbire dörtlü çıkıldı. Çok fazla riske girildi ama maç kazanıldı. Uzun lafın kısası, Mustafa Hoca yine bildi, duyumlarıyla devam eden ama şirin, güzel bir sonuçla biten maçın ardından pazar günkü Karagümrük maçına hep birlikte odaklanalım. Takip ettiğiniz için, videoyu beğendiğiniz için, kanala abone olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.